14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sendikalar ard arda basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamalarında CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçılara destek vermek için yanlarında olduklarını belirttiler. Kırşehir Türk Sağlık Sen'in yapacağı programda Kırşehir Sağlık Sen Şubesi yapacakları basın toplantısında, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun katılmalarını istemediler. Kıymetli sağlık çalışanları, değerli basın mensupları, değerli emniyet mensupları ve katılımcılar, hoş geldiniz, sefa verdiniz. 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. 14 Mart Tıp Bayramı Mektebi Tıbbiye Şahane'de iki kule arasında dev bir Türk bayrağı asan tıp yerlerinin işgalen tepki, milletine sevda, vatanına bağlılığının bir yansımasıdır. Tıbbiyeler bu ruhun kaynağından beslenmektedirler. Türk hekimi her şartta vatan için fedakarlığında bulunmaktan asla geri durmamıştır. Şanlı tarihimizin her dönüm noktasında mutlaka tıbbiyeliler, sağlık çalışanları vardır. Tarih boyunca Türk'ün savaştığı her cephede yer alan sağlık çalışanı, kahramanların şehit vererek salgın sürecinde bulundukları fedakarlığa, çalışma azimlerine tüm Türkiye ve dünya şahit olmuştur. Bu gayret herkes tarafından takdir edilmiştir. Hekiminden hemşiresine, ebesinden sağlık memuruna, sağlık teknikerinden teknisyenine, hepimizin gayesi devletimizin verdiği görevle milletimize hizmet etmektedir. Bu süreçte vazifeleri uğruna şehit olarak tarihe kazınanlar ne yazık ki ekonomik olarak en fazla gelir kaybına uğrayan hekiminden hemşiresine, ebesinden sağlık memuruna, sağlık teknikerinden teknisyenine, tüm sağlık camiasına mal olmuştur. Verilen mücadele tam tezatlık içeren bu durumun düzeltilmesi adına yapıldığı söylenen her düzenleme adaletsizlik başta olmak üzere birçok soruna yol açmış, çare olmaktan öte sorunun kronik bir hale gelmesine neden olmuştur. Aşırı iş yükü, şiddet, mobbing, ayrımcılık ve haksızlıklara herkes yıpranmış, tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya kalınmıştır. Her insanımıza yardım eden, şifa veren ve her duaya girenlerin bugün maruz kaldıkları bu halin düzeltilmesi, yaşadıkları sorunların çözülmesi, devletimizin her kademesinde görev yapanların sağlık hizmeti alan milletimizin tamamını ilgilendiren bir meseledir. Sağlık camiasının geleceği karamsarlığa itilmemelidir. Bu çözümsüzlüğün sürmesi halinde ortaya çıkacak ağır sonuçların herkesi etkileyeceği muhakkaktır. Artık bu durum saf bir ücret meselesi değil, ülkenin geleceğini ilgilendiren bir sorun olarak karşımıza durmaktadır. Bu gözle bakılarak bütüncül bir yaklaşımla meseleye çare aranmalıdır. Bizim beklentimiz maaşa zam şeklinde tek bir ödemeyle kayıpların telafi edilmesidir. Adalet ve hakkaniyet gibi iki kıymetli ölçünün esas alınarak bu durumun gerçekleştirilmesi zaruridir. Sağlıkta şiddete ağır cezalar hayata geçirmeli, istisnasız tutuklu yargılama getirilmelidir. Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı ilan edilmeli ve şiddet uygulamaların kamu sağlık hizmeti acil haller dışında belli bir süre ücretli olmalıdır. Döner sermaye sistemi çalışan merkezli olarak baştan aşağı revize edilmelidir. Malpaktarist davaları hekimlerimiz için para bulmaktan çıkarılmalıdır. Aile hekimlerimizin ödeme ve sözleşme yönetmenliğinden kaynaklı sorunları çözülmeli, kayıpları telafi edilmelidir. Üniversite hastanelerinde görev yapan personele tayin ve vicai şartı gelmelidir. Kamu sağlık hizmetinde görev alan tüm çalışanlar kadrolu istihdam edilmeli, çalışma barışını bozan, ayrımcılığa neden olan tüm düzenlemeler iptal edilmelidir. Tüm sağlık camiasının mesleki itibarı yeniden kazanılmalıdır. Devlet, şifa dağıtan ellerine sahip çıktığını göstermelidir. Türk Sağlık Sen olarak yapılması gerekenlerin ne olduğunu net bir şekilde söylemekteyiz.
Bunun için de mücadele vermekteyiz. Günün şartları, havanın durumu, rüzgarın yönüne göre değil, inandıklarımız ve doğru bildiklerimiz üzerine mücadelemizi sürdürüyor ve sürdüreceğiz. Sorunlar yuvamında boğuştuğumuz son tıp bayramı olması, sağlık camiasının sorunlarına çareler üretilip çözüm için adım atılması temennisiyle 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun.